misin? Halit Bey, Atakan Bey geldi. Kemal? Aslında Atakan, Kemal Karaca. Yeni yatırımcımız. Ne demek oluyor bu? Yeni yatırımcınız benim demek oluyor Halit Bey. Sen bir şoförsün. Ne zaman yatırımcı oldun? Dilerseniz size bütün gerçekleri anlatabilirim. Tabii yalnız olursak daha iyi. Gel benimle. Kemal. Abla ne diyor bu herif ya? Bilmiyorum Caner ama yani pek iyi bir şey gibi durmuyor. Yani sıçtık böyle güzelce sıvıyoruz diyorsun. Kes sesin Caner. Biz ne diyeceğiz, ben onu düşünüyorum şimdi. Her şey anlatacak. Ne yapacağım şimdi, bittim ben. Şoför değil miymiş, anlamadım ben. Yok Zehra'cığım. Part time patronluk yapıyormuş. Ya Zehra şunu çalıştır azıcık ya. Gerçekmiş. Artık yüzükler gerçek sahibini bulsun. Yeter. Alihan ne yapıyorsun sen? Gayet açık değil mi? Artık senden ayrı bir gün bile geçirmek istemiyorum. Sadece sen ve ben. Bu ne bir özür ne de bir af dilenme. İstediğim tek şey seninle yaşlanmak. Sadece sen ve ben. Bu durumda bana sarılman gerekmiyor muydu? Seni çok seviyorum. Her şeyden çok. Evime kadar girdin. Oğlumu sana emanet ettim. Sen bütün bunları işlerime dahil olmak için yaptın. Niye bana dürüstçe gelmedin? Senin amacın ne? Halit Bey, sinirlenmekte haklısınız. Belki yaptığım yanlıştı ama sizin evinize girmemin işle hiçbir alakası yok. Neyle alakası var? Hatırlıyor musunuz? Bir gün arabada bana eski karımı sormuştunuz. Evet.
Hani beni nikah dairesinin önünde fakirim diye terk edip giden, bir gün evli kalabildiğim eski karım. Bana bunları niye anlatıyorsun? Benimle ne ilgisi var? Bana ne eski karından? İşte o kadın benim eski karım. Eşiniz Yıldız. Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın? Kabullenmesi zor bir durum, farkındayım. Ama anlattığım hikayenin baş kahramanı Yıldız. Sıtkı, Ender'le Yıldız'ı derhal yukarı getir. Şimdi herkes eteğindeki taşları döksün bakalım. Yıldız da seni işe alan Ender'de. Erdemciğim, beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim hayatım. Ne demek? Benim için zevkti. Bu hafta arayacağım, okey? Tamam, görüşürüz. Bye bye, görüşürüz. Caner. Ablacığım, biz de yavaştan uzayalım artık istersen. He? Nereye uzuyoruz Caner? Ha? Allah kahretsin, şimdi Kemal kim bilir ne anlatıyordur Halit'e. Ay şunun haline bak. Abla ne yapsın kız? Haklı. Yani en büyük darbeyi o yiyecek. Düşünsene o saltanattan, şatafattan, o küf kokulu eve dönmek. Bilmiyorsun sanki. Konuşturma beni ya. Sinirimi bozuyor. Bak ne olursa olsun renk vermeyeceğiz, tamam mı? Ne olursa olsun. İnkar. Yıldız Hanım. Halit Bey sizi bekliyor efendim. Öyle mi? Nerede? Siz asansörün oraya geçin efendim. Ben geliyorum şimdi. Çaktırma, buraya geliyor. Buraya geliyor, çaktırma. Ender Hanım. Efendim Sıtkı, ne vardı? Halit Bey sizi bekliyor efendim. Olur, gelirim birazdan. Şimdi bekliyor efendim. Okey. Bekletmeyelim Halit Bey'i. Caner, ben arayacağım seni. Her şey senin yüzünden oldu. Ne dediğini anlamıyorum. Bal gibi de anlıyorsun. Tek bildiğim senin işinin bittiği Yıldız. Madem sadece benim işim bitti, seni niye çağırıyor? Kim bilir, belki senin sonunu görmem için çağırmıştır Halit beni. Bana bak, Kemal'i bizim eve sen soktun. Ben nereden bileyim Kemal'in niyetini? Çalışanlarımla yakınlık kurmuyorum ki. Ayrıca sen bunu nasıl anlamadın? Hala ona hayret ediyorum. Yok. Ben çok kötü yapacağım bunu. Kızım, seni var ya öldürürler. Yıldız Hanım, Yıldız Hanım sakin ol. Aa, üstüme iyilik sağlık. Şu hareketlere bak. Görüyor musun Sıtkı? Patronun kimlerin elinde? Vah 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 diyorum yani. Yok, sen benim elimde kalacaksın. Sen benim elimde kalacaksın. Sakin olun lütfen, rica ediyorum. Uğraşma Sıtkı. Yıldız Hanım'ın geldiği yerde adet böyle. Yıldız Hanım sakin olun. Sus Sıtkı. Ne oldu Halit? Kapa çeneni. Seninle sonra konuşacağım. Kemal'i sen nasıl işe alırsın?
Yani birini işe alırken ne kadar paran var senin, sen aslında zengin biri misin diye sormak aklıma gelmedi Halit'ciğim, kusura bakma. Kemal'in Yıldız'ın eski kocası olduğunu bilmiyordun yani, öyle mi? Aa, nasıl? Kemal Yıldız'ın eski kocası mıymış? Yalancı. Kapa çeneni dedim. Yani Yıldız evli miymiş? Aa, benim bunların hiçbirinden haberim yok. Şimdi burada neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlatacaksın. Doğruyu söylemezsen yakarım canını. Hadi. Ender Hanım'ın bir suçu yok. Onu ben buldum. Aylar önce çalıştığı bir firma varmış. Onlara buldum, sahte bir CV yolladım. Sonra orada çalışmaya başladım. Güvenlerini kazandım. Gördün mü Halit'ciğim? Yine gereksiz yere günahım alındı. Sonra? Amacım bir şekilde Yıldız'a yaklaşmaktı. Önder, çık dışarı. Haklısın, benim burada olmamam lazım. Hiç alışkın olduğum ortamlar değil çünkü. Sen bana bunu nasıl anlatmazsın? Korktum Halit. Adam haftalarca burnumuzun dibinde dolaştı. Aranızda ne geçti? Hiçbir şey geçmedi, yemin ederim sana. Halit Bey. Yıldız doğru söylüyor. Aramızda hiçbir şey yaşanmadı. Ne seninleyken ne onunlayken bizim aramızda hiçbir şey olmadı. Biz zaten 24 saat bile evli kalmadık ki. Gerçek süresi 15 dakikaydı. Boşanmamız bile olmadı çünkü bir gün sonra evlilik iptali yaptık. Yıldız, ne olursa olsun bunu bana söylemeliydin. Özür dilerim Halit. Özür dileme. Çık dışarı. Aramızdaki ortaklığı da en kısa zamanda bitireceğim. Onu bir oturalım, konuşalım. Çık dışarı dedim. İyi akşamlar. Sen var ya, gerçekten rezil birisin. Halit, ben evliliğimiz bozulmasın diye. Bozulmasın diye mi? Senin gibi bir kadınla evliliği sürdüreceğimi zannediyorsun? Ne diyorsun Halit, saçmalama. Bitti. Anladın mı? Yıldız, bitti. Hani ne demek seni korudu ya? Niye kurmasın ki Cener? Onun bütün derdi Yıldız'laydı zaten. Ben ispiyonlu ip eline geçecekti ki. Akıllıca davrandı, hiç kafa karıştırmadı. Bir taksi lütfen. Aman aman, bizden bir şey istemesin de. Aman, isterse istesin, yaparız. Nedir yani? Ya abla, inanamıyorum bu işten yırttığımıza da ya. Efsunlu muyuz, neyiz biz? Sus, sus. Bizim acilen yeni bir eve çıkmamız lazım. Ev mi? Ev nereden çıktı abla ya? Daha adamın gözünde yeni temize çıktık. Edep yahu. Ya sen merak etme. Ben onun için de bir şeyler düşündüm. Artık bu eve sığamayız Caner'cim. Halit sık sık bize gelecek. Sık sık mı gelecek? Evet. Ya tamam, ben artık hiçbir şey sormuyorum. Merak da etmiyorum. Ne yaparsan yap, tamam mı? Sorma. Ablana güven. Hadi. Evet. Halit. Ne desen haklısın biliyorum ama ben ya mutluluğumuz bozulmasın diye yaptım gerçekten. Yıldız, sen benim arkamdan iş çevirdin. Mutluluğun bozulmasın diye de yalan söyledin. Eski kocan evimin içinde elini kolunu sallayarak dolaştı. Sen gıkını bile çıkarmadın. Halit, ben bir hata yaptım. Sen bir hata yapmadın. Seninki tamamen sahtekarlık. Ya Halit, ne olursun bak, gerçekten ben seni çok seviyorum. O senin problemin. Aslında var ya, seni hemen boşayıp kapının önüne koymak lazım.
Ama şu anda itibarımı düşünmeliyim. Bir iki ay bu evde idare edeceğiz. Sesini bile çıkarmayacaksın. Sözümden dışarı çıkmayacaksın. Dillendirmeyeceksin. Aslında ben seni niye uyarıyorum ki? Bu senin uzmanlık alanın zaten. Halit, yapma ne oluruz. Sonra sessiz sedasız boşanacağız. Yaşadığın o eski eve geri döneceksin. Yakınıma bile yaklaşmayacaksın. Anladın mı beni? Çekil elinden. Halit, nereye gidiyorsun? Yine mi eve gelmeyeceksin? Biraz önce söylediklerimi anlamadın mı? Bir iki ay aynı çatı altında idare edeceğiz. Seni düşündüğüm için değil, Argun soyadını düşündüğüm için. Sıtkı seni eve bırakır. Halit. Halit doğru. Her şey gerçek olamayacak kadar güzel. Buna inanamıyorum. Artık inansan iyi olur ama. Senden hiç beklemezdim onu. Beni hafife aldığını farkındayım. Ya ben sana hayır deseydim? Ya çekip gitseydim ya Hakan'la hiç gelmeseydim? Hakan'la gelmeseydim ben gelirdim, bu bir. İkincisi, ikimiz de bu kadar acı çekmişken bana hayır diyemeyeceğinden emindim. Bak, laflara bak, eminmiş. Her zaman. Ne olacak şimdi? İstersen hemen evleneceğiz. Nasıl istiyorsan öyle olacak. Yeter ki küsüp küsüp gitme. Tamam. Ama sen de sapıtma lütfen. Ben? Ben ne zaman sapıttım be? Ay bir düşüneyim bakayım. Her zaman. Bundan sonra her şeyi konuşarak halledeceğiz. Tamam. Tamam. Kahvaltı yapalım mı? Yapalım. Bir de şey, kahvaltıdan sonra beni eve götürür müsün? Bir üstümü değiştireyim. Emrine amadeyim. Hadi kahvaltıya, günaydın. Günaydın babacığım. Yıldız'ı beklemiyor muyuz babacığım? Hayır. İyi misin baba sen? İyiyim. Baba Kemal abi niye gitti? Kemal kendini bize farklı tanıtmış oğlum. Nasıl yani? Genç bir girişimciyken bize kendini şoför olarak tanıttı. Ne? Neden peki? Ya bunlar biraz karışık. Babacığım, Yıldız'la bir ilgisi var mı? Hayır, tamamen işle ilgili. Hayır, insanlar neden böyle şeyler yapıyor ki? O kadar da sevmiştim onu üstelik. Baba ben anlamadım şimdi. Kemal'le sen ortak mı oldun yani? Ortak mı? Hayır çocuklar, ortaklık falan yok. Otel işinde yatırımcımız. Ufak da bir hissesi var. Onları da bugün ben satın alacağım ve halledeceğim. Tamam? Kemal abim bunu yaptığına inanamıyorum ya. Yani gerçekten aklım almıyor benim. Tamam, konu kapandı. Hadi kahvaltımızı yapalım. Her şey bitti Yıldız. O kadar uğraştın yine başaramadın. Ama o Kemal'e bunun hesabını soracağım. Efendim Yıldız. Bakıyorum çok neşeli geliyor sesin. Amacına ulaştın tabii. Tebrik etmek için mi aradın beni? Tebriği aradım. İyi, gel konuşalım. Yolla konumunu, geliyorum. Tamam, atıyorum şimdi. Oh! Vay!
Ne haber kardın ya? İyi, senden ne haber? Ne oldu? Unuttun mu aşk acısını? Yok be acıt ya, o stabil yani. Ama biz zaten Liloş'la hep konuşuyoruz. Ya, konuşuyorsun. Tabii oğlum, gönül ferman dinlemiyor ya. Sen daha padişahı görmedin de ondan böyle atıp tutuyorsun. Aliha'nın ters tarafını, sinirini bir görsen... ...gönlün neyi dinliyor, neyi dinlemiyor anlarsın canım kardeşim. Çok da şey yapmamak lazım ona. Ya Emir... Sen çok uzun yaşarsın biliyor musun? Yani bu gamsızlığın dörtte biri bende olsa çok mutlu olurdum vallahi. O bu değil de Zeyno nerede ya? Aa, sahi bende diyorum bir pozitiflik var. Meğer Zeynep yokmuş. Vay Allah ya. Oh, kolay gelsin beyler. Nasılsınız? İş gibisinden halledecek işte. Sen nasılsın bro? İyiyim. Ya bro, Zeynep'ten haberin var mı? He. Neden sordun? Merak. Zeynep bugün gelmeyebilir. Ha. Öyle mi? Niye? İzinli. Hadi size kolay gelsin. Devam edin. Eyvallah. Alihan yok. Zeynep yok. Hakan'ın yüzünde de güller açıyor. Barıştılar. Oh. Herkes barışsın, kavuşsun. Biz kalalım nal gibi böyle. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Sen beni seveceksin, ben seni seveceğim. Mutlu mutlu yaşayacağız. Ne olacak? Ya ben onu mu diyorum? Ofiste ne olacak diyorum? Bir şey olmayacak ya. Nasıl? Söyle, devam edecek her şey. Yani beraber çalışmamız uygun olur mu sence? Bence ayrı çalışmamız uygun olmaz. Galiba ben seninle ciddi bir şey konuşamayacak mıyım? Bugün hiç sanmıyorum ama ilerleyen zamanlarda canımı sıkacak bir şey yapacağını varsayarsak... ...o zaman olabilir. İyi, peki. Hadi bakalım. Biz nereye gidiyoruz ya? Ofise gitmiyor muyuz? Ofise gitmiyoruz. Yarım kalan bir meselemiz var, onu halledeceğiz. Yarım kalan meselemiz neymiş ya bizim? Bir düşün. Bilemedim. İyi. İyi. Gidince öğrenirsin. Ah, ne oldu Yıldız? Keyfini mi kaçırdın? Yo, boş muhabbet etmek istemiyorum sadece. Kahvaltıda da yoktun. Aç değildim. Uzaklaştırma mı aldın yoksa? Hayır canım, her şey yolunda. Bana pek öyle gelmedi ama... ...neyse ya, ben Ender'le konuşur, ondan öğrenirim neler olduğunu. Sonra biz seninle yine laflarız. Benim de tek derdim seninle laflamaktı. O da olur be Yıldızcığım. Gidişle o da olur yani. Halit Bey odasında değil mi? Şu anda bir görüşmesi var Ender Hanım. Okey, görüşmesi bitince haberim olsun. Sen adamın dosyasını nasıl incelemezsin? Efendim, inanın çok dikkat ettim. İki isim kullanılmış. Üstelik bilgisayar işlerini çok iyi bildiklerinden... ...Kemal'in bize vermiş olduğu CV'den... ...onun Atakan Karaca olduğunu anlamamız mümkün değildi. Çok profesyonel bir ekip çalışması yapmıştı. Adamı otel işinden derhal çıkartıyorsun. Halit Bey, üzgünüm ama o söylediğiniz mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Yeni bir yatırımcı alma sebebimiz nakit sıkışıklığıydı. Şu an onların vermiş olduğu miktarı çıkartamayabiliriz. Allah kahretsin ya! Allah kahretsin! Bir çocuğun oyununa geldik, biliyorsun değil mi bunu? Başka yapacak bir şey yok mu? Var efendim ama yani bugün yarın olabilecek bir durum yok. Ne zaman olacak? Biraz zamana ihtiyacımız var. Ne kadar zamana? En az bir ay. Bir ay mı? Ve bir de... Ne bir de? Başka bir şey daha mı var? Yaptığımız sözleşmede burayı da kullanabilecekleri yazılıydı. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Şimdi derhal buradan gidiyorsun. Hemen bir çözüm bulup geliyorsun. Anladın mı beni? Peki efendim.
Alo. Ender Hanım. Halit Bey'in Metin Bey'le olan görüşmesi bitti. Hı, mersi. Nasılsın? Sence nasıl olmalıyım? Haklısın vallahi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama aslında başından beri anlatmak istediğim buydu Halit. Neler yine başlamayacaksın değil mi? Sustum. Metin ne diyor? Bir şey diyemiyor. Bir süre bu duruma katlanacağım. Adamı yollayamıyor musun? Hayır. Ama en kısa zamanda göndereceğim. Bir de benden şüphelendin. Aşk olsun yani. Pardon Ender. Adamı işe sen aldırdın. Başka kimden şüphelenecektim? Neyse. Allah'tan kulaklarına duydun da rahatladın. Bu da ne tilkiymiş ya. Hepimizi ayrı ayrı oyuna getirdi. Vay vay vay. Kapat şu konuyu. Başımın ağrısından öleceğim zaten. Kızım bana ağrı kesiciden getir bir tane. Akşama ne istersin, ne yapayım? Akşama mı? Hı hı. Bana gelirsin, yemek yeriz, biraz sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Şu anda bilmiyorum. Belki ben senin keyfini yerine getirebilirim. Ender, bilmiyorum dedim. Bakarız. Okey. Sen bak. O zaman akşama görüşürüz. Böyle zamanlarda neye ihtiyacın olduğunu en iyi ben bilirim. Bye bye. Kemal'cim, ne zaman görüşüyoruz? Ne zaman isterseniz. Öğleden sonra bana gel. Bu sefer şöyle yapalım, siz bana gelin. Hmm. Okey. Tamam, haber vereceğim. All right, bye bye. Şimdi tekrar başlayacağın sırada bittiği yerdeyim. Buraya gelmesek olmazdı. Allah, burada çok iyi anılarım var diyemeyeceğim. Bazı hatıralar üzerine inleri konulunca unutulurmuş. Yani o yüzden geldik buraya. O akşam sen gelmeyince başına bir şey geldi sandım. Geldi. Hayır öyle değil, kötü bir şey. Çok korktum. Sonra dedim ki yani kötü bir şey olsa haberim olurdu zaten. Bunları sana yaşattığım için çok özür dilerim. Lila bana söz verdirdi, o yüzden detaylı anlatamadım. Adamın biri o gün Lila'yı eve kapatmıştı. Eve mi kapatmış? Evet. Ben gelmiştim, buradaydım, kapının önündeydim. Lila aradı ve ayrılmak zorunda kaldım. Ya Alihan, sen bana bunu niye o zaman söylemedin? Bana karşı ön yargılıydı. Ne desem inanmayacaktın. Anlatmayı denedim. Dinlemedin. Haklısın. Sen de haklısın. Oturalım mı? Sen yazdırdığın tarihte mi aldın onları gerçekten? Evet. İki çay alabilir miyiz?
Tabii efendim. Ya ben anlamıyorum. Yüzü kalıp beni niye iki gün sonra terk ettin ki? Ya bir insan niye iki günde fikrini değiştirir? Sen... Ablam beni istemiyor diye. Sen isterse kimse istemesin. Umurumda olmaz ki. O zaman ne? Yani bağlanma korkularını anlıyorum, tamam. Ama bu kadar korkan bir adam evlenme teklif etmeyi de düşünmez, yüzük de almaz. Orası uzun hikaye Zeynep. Anlat, dinlerim ben. Vaktim var. Şimdi anlatma sana. Daha sonra, olur mu? Tamam. Sen hazır olduğunda ben buradayım. Hoş geldiniz efendim. Kemal burada mı? Kemal Bey iskantta. Hemen haber vereyim. Kemal Bey mi? Hoş geldin. Burası senin mi? İnanmayacaksın ama benim. Ne yani? Bütün bunlar sen zengin olduğunu göster diye miydi? Hayır tabii ki de. Ama senin gibi birisinin olaya buradan bakmasını anlayabiliyorum. Vay be. Gerçekten şok oldum. Aylak Kemal sonunda bir baltaya sap olmuş. Çok teşekkür ederim. Senin tarafından takdir edilmek benim için çok önemliydi. Bana bunu yaptığına inanamıyorum. Hangisine? Artık zengin ve güçlü bir adam olmama mı, yoksa bütün her şeyi kocana anlatmama mı? Beni sevdiğini sanmıştım. Sevdim. O yüzden her şeyin aynısını sana yaşatmak istedim. Madem amacın intikam alıp zengin olduğunu gözüme sokmaktı, niye bunu daha önce yapmadın? Niye evli olmamı bekledin? Herhalde bu internet sitesini dün kurmadın. Yıldız, o zaman keyfi çıkmazdı ki. Sen koşa koşa kollarıma gelirdin hemen. Sen böyle biri değildin. Ne oldu sana? O canım çok yanmadan önceydi. Evliliğimi bitirdin. Yuvamı yıktın. Mutlu musun? O yıkılan yuvanın altında benim de aşkım kaldı. Yıldız, sen Halit gibi birisiyle olmak istedin, dediğini yaptım. Ben bir gün senin karşına çıkacağım dedim, dediğimi yaptım. Ama arada bir fark var. Ben buraya kendi emeğimle geldim. Senin gibi değilim. Yazık. Çok yazık. Aynı şeyi ben de sana söyleyecektim, biliyor musun? Elinde hiçbir şey kalmadı. İşte burada yanılıyorsun. Ben bit demeden bitmez. Neyi planlıyorsun? Benimle evlenmeyi mi şimdi de? Asla. Seni gördüğüm zaman ne kadar doğru karar verdiğimi anladım. Fakir halin daha çekilebilirdi. Zenginlik sende hiç güzel durmamış. Çıkarken kapıyı kapat lütfen. Açık kalmasın. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben sana çok kızdığım için Cem'e evet dedim. Biliyorum. Tıpkı senin beni unutmak için Hira'ya evet dediğin gibi. Alihan çok canım acıdı sizi öyle görünce. Çok üzüldüm. Biliyorum. Özür dilerim. Yani içimden her ne kadar bitti desem de bir tarafımla bitmediğini biliyordum. Seni sevdiğimi bilmeni istemiyorum. Seni sevdiğime inanmanı istiyorum. Ne farkı var ki? İnanmak kalple olan bir şey ama bilmek beyinle. Sen sadece benim seni sevdiğime inan yeter. Tamam. Tamam. Bir şey daha söyleyeceğim. Ha, söyle. Ben buraya gelirken sana bir hediye almıştım. Ne hediyesi? Turgut Uyar'ın kitabı. Göğe bakma duru. Yani madem İstanbul'un en yüksek yerinde buluşuyoruz, birlikte göğe bakarız demiştim ama. Gel.
Göğe bakalım. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan. Şu şeker kamışlarından. Bebe dişlerinden. Güneşlerden. Yaban otlarından. Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla. Bu evleri de. Bunları da. Göğe bakalım. Gizliliği kalmadı artık aleni romantiyim Zeynep Yılmaz. Eğer bunu birine söylersen seni ortadan kaldırmak zorunda kalırım, haberin olsun. Pardon. Yıldız arıyor. Açayım şimdi, merak etmesin. Efendim Yıldız? Zeynep, ofise geliyorum. Ofiste misin? Yok yok, değilim. Gelme. Neredesin? Şeydeyim. Canım kardeşim benim ya. Yedin tabii sen kafayı. Ya Alihan gelmeyecek. Çık oradan. Dön eve, ben geliyorum senin yanına. Ablacığım, Alihan'layım. Alihan'la mısın? Ay çok sevindim Zeynoş'um ya. Demek Alihan'lasın. Siz buluştunuz mu? Yıldız, ağlıyor musun, gülüyor musun? Ne yapıyorsun anlamadım. Şey Zeynep'ciğim, bir şey oldu da ben sana onu söyleyecektim. Halit beni boşuyor. Ne? Seninle ben onu konuşacaktım ama Alihan'la da şimdi mutluluğunu bozmak istemiyorum. Neyse, akşam evde buluşalım mı? Ben sana anlatayım. Tamam. Ne oldu? Ya Yıldız iyi değil. Gidelim mi? Gidelim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemal'cim. Evin güzelmiş. Teşekkür ederim. Belli ki intikam alacağın insanları etkilemek için bayağı pahalı bir mimar tutmuşsun. Ucuz olduğunu söyleyemem. Ama kimseyi etkilemek için değil. Tamamen kendi konforum için dizayn edildi. Küstahsın. Ben de bu çocuğun özgüveni nereden geliyor diye düşünüyordum. Zekama yaptığınız iltifat için teşekkür ederim. Ama beni uyuttun. Tebrik ederim. Bugün tebrikleri kabul ettiğim bir gün galiba benim. Normal şartlarda sana kızmam gerekirdi. Ama beni satmadın. Halit'e karşı korudun. Neden? Ender Hanım, sizi neden satayım? Benim sizle bir alıp veremediğim yok. Ben o eve girmek için sizi sadece kullandım. Aksine aranızın iyi olması benim her türlü işime geliyor. Tabii benim düşmanlığımın nedenle tehlikeli boyutlara ulaşacağını da hesaplamış olmalısın. Beni karşına almamakla akıllılık ettin. Ender Hanım, inanın hiç öyle korkularım olmadı benim. İlginç. Sana bakınca kendimi görüyorum Kemal. Ne mutlu size o zaman.
Bundan sonraki hamlenin ne olacağını merak etmiyor değilim doğrusu. İzleyin ve görün o zaman. Bekle ve gör diyorsun yani. Çok tanıdık geliyor. Okey. Bana ihtiyacın olduğunda beni arayabilirsin. Telefon numaramı biliyorsun. Biliyorum. Beni aramaktan çekinme. Çekinmem. Akıl akıldan her zaman üstündür biliyorsun. Bir şey isteydiniz keşke. Yok. Bir dahaki sefere Infinity Havuzu'nun başında içeriz. Okey o zaman Kemal'cim. Görüşürüz. Bye bye. Ayrılmak istiyormuş benden. E ablacığım ben sana söyledim. Başından beri diyorum sana Halit'e dürüst ol diye. Bak benim sözümü dinleseydin şimdi bunlar olmayacaktı. Olan oldu Zeynep. Olan oldu da senin yüzünden oldu. Adam da haklı. Böyle yalanla dolanla evlilik mi yürür? Bir değil iki değil senin hataların. Çok güzel moral veriyorsun sağ ol. Ay vallahi moralin de bozulsun biraz Yıldız kusura bakma. Aklın başına gelmiyor ki senin. Benim bir şey yapıp edip Halit'i döndürmem lazım. Bilmiyorum. Ben Halit'in yerinde olsam seni affetmezdim. Sen de dost musun, düşman mısın Zeynep? E yalan mı ablacığım? Yani ne zaman sen Halit'i kaybetmemek için bir şey yapsan elini yüzüne bulaştırıyorsun. Hayır yani ben karşımda aşık bir kadın görsem yani aşkından ölen bir kadın görsem anlayacağım. Ama ben hiç de öyle aşkından üzülen bir kadın görmüyorum. Yani üzüldüğüme inandırmak için ne yapmam lazım? Ben yalnızken ağlıyorum. Yani Halit'i kaybedeceksin diye birazcık üzüldüğüne inansam anlayacağım seni ama yok. Bir de geçmiş karşıma ben itibarımı zedeleyemem diyor. Sen de hala o evde duruyorsun değil mi? Ya topla eşyalarını gel evine. Bu ne biçim hakaret ya? Sen bunları kaldırmak zorunda değilsin. Gelemem. Bir iki ay süren var. O süre zarfında Halit'i geri kazanacağım ben. Söylediğin lafa bak. Bir de bana destek ol diyorsun. Nasıl destek olayım ben şimdi sana? Öyle ya da böyle bu boşanma olmayacak. İstemiyorum. Ayrılmayacağım. Vay 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 be vay ablacığım ne kutluyoruz biz böyle? Yıldız'ın gidişini. Ah o kadar eminsin yani. %100. Vay be. Dişiliğini kullanıp kişiliğini kaybedenler de bugün Yıldız Yılmaz var. Bu senenin kaybedeni kendisi oluyor. Sofraya bak be. Oh. Ne yapıyorsun Canerci? Açım abla yemek yiyeceğim. Hayır sen dışarıda yiyorsun. Bu hazırlık Halit için. Of, Halit ne alaka şimdi? Nereden çıktı Halit ya? Hadi canım hadi. Gelir birazdan Halit. Seni görmesin şimdi evde. Of. Oh. Ne ala ya? Siz barışın, bana yine esmer günler düşsün. Oh! Aa, o ne demek ya? E abla Halit gelince ben ikinci plana atılacağım yani belli bir şey bu. Aa, ablan seni hiç ikinci plana atar mı benim güzel kardeşim benim? Ben şimdi yerimi sağlamlaştırayım, şu yeni eve kapağı bir atayım. Ondan sonra görsen olacaklığı. Eminim öyle olur, eminim. Bana bak. Bundan sonra çok daha dikkatli olmamız lazım, tamam mı? Sen şimdi Zeynep'i göz hapsinde tut. O yıldız yılanının ne yapacağı hiç belli olmaz. Yahu tam rahata erdik diyoruz. Pat bir şey oluyor abla, biz niye kendi yağımızda kavrulamıyoruz ya? Çünkü hedefimiz var Caner'cim. Hay Allah'ım yarabbim. Of, of. Tamam her şeyi akışına bıraktım. Ne olacaksa olsun diyorum. Oluveriyor bir anda pat diye. Ya bir dur belki blöf yapıyorum. Dur bir. Hadi Caner'cim sana yol gözüktü. Of tamam tamam. Bye bye. Peki Kemal'in milyoner çıkmasına ne diyorsun? Vallahi o da bayağı hesaplıymış. Söyleyecek bir şey bulamıyorum yani ona. Ay bak benim çok sinirim bozuldu.
Ya sen benimle çıkarken kahve köşelerinden kalkmayan adam. Madem böyle bir cevher vardı, ben neyken niye kullanmadın? Ablacığım, senden sonra kafası açılmış demek ki. Zeynep, bak sinirimi senden çıkaracağım şimdi. Tamam tamam, bir şey demedim. Ama var ya, bunların hepsi kompleks. Sen o kadar başarılı olmuşsun, milyoner olmuşsun. Ay git gününü gün et. Gelmişsin evli eski sevgilinin evine sızmaya çalışıyorsun. Bak bak, hala aklı yok. Ayy. Artık canı nasıl yandıysa. Yansın, kül olsun inşallah. Her şey onun yüzünden oldu. Ablacığım, sana bir şey soracağım. Kemal sana böyle oyunlarla gelmeseydi, bir de sen bunun milyoner olduğunu bilseydin, Halit'i bırakıp Kemal'e gider miydin? Öyle olmadı. O yüzden nereden bilebilirim bilemem. Ya işte Kemal bu yüzden sana bu kadar oyun oynadı. Son bir kez seni denemek için, emin olmak için. Neyse, o şimdi intikamını aldığını düşünüyor. Ben Halit'le barışınca herkes gerçek kazananın kim olduğunu görecek. Vallahi ben artık yorum yapmıyorum. Yapma zaten Zeynep. Yorumların bir işe yaramıyor ki moral bozmaktan başka. Ama o Kemal'e bir çift sözüm var benim. Konuşacak mısın? Konuşacağım tabii. Tamam, sen hatalısın ama onu da yaptığı doğru değil yani. Aferin. Al kardeşinin öcünü. Bu ne? Doğru mu görüyorum? Zeynep! Aa, inanmıyorum. Benimkinden büyük mü bu? Zeynep! Ay! Çabuk anlat, bu nasıl oldu? Ne zaman oldu? Ablacığım, bir sakin ol, dur şu kahveyi. Bırak şu kahveyi, sonra içeriz, yürü. Ya abla, dur kahveyi yapsın. Ay, inanmıyorum. Ay, yüreğime indi, söyle. Bak şimdi şöyle oldu. Hakan Bey beni toplantıda... Geç Hakan'ı. Tamam, dur. Tamam, boşuna toplantıyı. Nasıl teklif etti? Ondan sonra evine götürdü. Alihan evde mi? Evde. Hoş geldin. Pek hoş gelmedim. Bak, öfkeli olmanı anlıyorum. Olanların hepsi benim hatamdı, tamam? Alihan, siz resmen beni kullandınız ya. Biz aynı masada yemek yedik, birlikte eğlenmeye gittik. Evet, biliyorum. Yanlışımın farkındayım, özür dilerim. Zeynep'i seviyorsun yani. Evet. Bir de benim sayemde barıştınız mı? Birlikteyiz. İnanmıyorum ya. Ya beni resmen ayakta uyuttunuz siz, o Zeynep. Arkadaşım gibi geldi benim yanıma, yanaştı. Tek derdi senmişsin. Siz nasıl iğrençsiniz ya? Ben nasıl bir şeyin içindeyim? İki günlük bir şey için gereğinden fazla yıpratmıyor musun şu an kendini? Efendim? Diyorum ki, ben sana bir söz verdim mi? Vermedim. Bir şey denedik, olmadı. Bu kadar basit yani. Biz bir şey denemedik Alihan. Sen bir şey denedin. Sen Zeynep'i unutmayı denedin benimle. Suçumu farkındayım. Ve bu konu hakkında seninle bir kelime daha konuşmak istemiyorum. Lütfen evimi terk et. Bu lafları sana öyle bir yedireceğim ki, sana da o masum gibi görünen Zeynep'e de, size var ya, göstereceğim nasıl oluyormuş. Efendim Viracığım? Zerrin abla, görüşebilir miyiz? Tamam. Nerede kaldın hayatım? Geleceğimi söylememiştim ki. Ben senin neyi söylerken neyi ima edeceğini bilmez miyim? Bak, en sevdiğin şeyleri hazırladım. Gel. Nasıl? Daha iyi misin? İyiyim. İyi. Çok sevindim. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Kadehini alabilir miyim? Çok akıllı bir kadınsın. Yanında taşıdığın şapsızı düşündükçe özlemişsindir diye düşünüyorum. Ama tabii bunları konuşarak akşamımızı bozamam canım. Afiyet olsun. Sağ ol. Bundan sonra burada görüşemeyeceğiz ama.
O niye? Taşınıyorum da ondan. Taşınıyor musun? Hı hı. Ender, bana sormadan nereye taşınıyorsun? Bu evin kirasını ben ödüyorum. Ev değiştireceksen önce bana danışman gerekiyor. Aa, hayatım sen yanlış anladın. Senlik bir durum yok. Erdem Bilir'le iş yapmaya başlıyorum. Onun bir inşaat firmasının tanıtımını aldım da. E'si bana 2 sene kullanmam ve tanıtımını yapmam için süper lüks daire veriyor. Burası bana artık küçük geliyordu zaten. Olmaz. Halit'ciğim ben artık ayaklar üzerinde duran bir kadınım. İşimin karşılığını alıyorum. Ne var bunda? Önder. İş içinde olsa sen başka bir adamın hediyesini kabul edemezsin. Anlıyorum canım. Ama bu hediye değil diyorum. İstemiyorum Ender. Konu kapandı. Tamam istemiyorsun da ben de artık buraya sığmıyorum. Yani Cener de benimle kalıyor biliyorsun. Tamam ben hallederim. Nasıl olacak o? Ender sen de iyi biliyorsun ki benim emlak danışmanım var. Söylerim yarın seni arar halledersiniz. Ve bir daha o adamla görüşmeyeceksin. Peki canım nasıl istersen. Tekrar hoş geldin. Ya işte böyle abicim. Sen git dedi, enişten gelecek dedi. Bir şeyler dedi, kovdu beni evden. Şu halime bak, düştüğüm hallere bak, meyhanelere düştüm ya. Şefim, bize bir ekmek verir misin be? Kızart azıcık da. Eyvallah. Ben ne yapayım kardeşim, ha? Ben ne yapayım? Benim sevdiğim kız nerede, ben neredeyim? Bir halime bak be. Oğlum senin sevdiğin kız 1000 metrekarelik yalısında Boğaz manzarasına bakıyor. Burada seninle ne yapacak? Oha. 1000 metre mi kare o? Herhalde, ne sandın? Oğlum bana paran kadar konuş deseler böyle el ele diye kalırım ben ya. İşte ben de o yüzden olmaz diyorum be. Daha bunun Alihan'ı var, Halit'i var, var da var. Ya olmaz olmaz da gel bir de sen bunu benim bir gönlümü anlat be. Hadi bakalım. Olmaz. Unut, unut diyorum ya. Hem bak böyle zengin kızları mutlu etmek çok zordur. Bunlar sürekli gezmek, tozmak falan isterler. Olmaz ki. Hayırdır ya? Biz de gezdiririz yani. Ne var? Hayda. O kız seninle böyle park, bahçe, çayır çimen gezer mi? Böyle şık restoranlara gitmek isteyecek, pahalı tatiller isteyecek. O zaman ne yapacaksın? Kredi çekerim. Kredi? Hı-hı. Ha çok mantıklı. Bak bu çevrede kadınlar şairlere aşık olur ama gidip müteahhitlerle evlenirler. Tıpkı kim gibi? Yıldız gibi. Çok büyük adamsın ha. Biliyoruz da konuşuyoruz oğlum. Bak benim Bursa'da bir arkadaşım vardı çok yakın. Yıldız'la bunlar çıkıyordu ama bir aşk bir aşk sorma yani. Kim? Kemal mi? Sen nereden tanıyorsun ya Kemal'i? Oğlum Kemal zibilyoner olmuş. Geri dönmüş. Hadi canım. Ya. Nasıl olmuş ya zibilyoner? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir internet sitesi mi kurmuş? Efendim bir aplikasyon mu geliştirmiş? Ne yapmış? Onu satmış tak vurmuş voleyi. Vay benim kardeşime bak ya. Var ya. Kemal çok kafalı çocuktu biliyor musun? Ben görüyordum onda ışığı, biliyordum böyle olacağını. Yapma ya. Tabii oğlum. Sen mi görüyordun? Herhalde ben. Hiç güleceğim yoktu ya. Allah Allah. Bak bir dahakine ne yapalım biliyor musun? Üçümüz oturalım, çağıralım onu da. Mis. Ha. Aynen. Aynen ya. Böyle sende yok, bende yok. Cep delik, cepken delik bu böyle olmaz. Bu masaya hesabı ödeyecek biri lazım. Aynen. Bir paçanga topik mopik geçsin. Aynen bir et geçsin boğazımızdan ya. Yürü. Vur. Hadi gel. Yavaş git ama. Kiracığım. Selen abla. Canım. Ay hayırdır? Akşam akşam böyle korkuttun beni. Bir şey mi oldu? Ay Alihan'a mı bir şey oldu yoksa? Alihan çok iyi. Neler oluyor? Anlat bakayım. Alihan ve Zeynep beni oyuna getirdiler. Oyuna mı? Ne oyunu? Zeynep evlilik teklif etmek için yüzük almış Alihan. Yüzük mü? Evlilik teklifi. Kızım sen ne diyorsun? Onların ilişkisi bitti. Siz öyle sanın. Hepimizi oyuna getirdiler. Zeynep'i kıskandırmak için beni kullandı Alihan. Şimdi de hatta birlikteler gayet de mutlular. Allah o Zeynep'i nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah. Cem'i de böyle harcadı işte.
Bana arkadaşım gibi yaklaştı zaten. Mikrop. Yapar o, yapar. Ama ne demişler? Yere yakın olandan korkacaksın. Ama ben bilirim onu yapacağımı. Elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Çünkü Alihan kör olmuş. Hiçbir şey görmüyor şu an. Şeytan o, şeytan. Ama ben bunu Alihan'a anlatamıyorum bir türlü. O kadar iyi oynuyor ki rolünü. Herkesi o kadar masum, iyi kalpli biri olduğuna inandırmış ki... ...kimse onun iki yüzlü yılan biri olduğunu göremiyor şu anda. Hayracığım, sana mı yanayım? Kardeşimi kaybediyorum, ona mı yanayım? Ben bilmiyorum ne yapacağım. Ben sizi uyarmak istedim sadece. Çok iyi yaptın sen, çok iyi yaptın. Ama o Zeynep'e de iki çift lafım olacak benim. Göstereceğim ona. Rezil edeceğim onu, rezil. Et. Ablacığım, beni mi gördün rüyanda sabah sabah? Evleniyor musun? El alemden mi duyacaktın bunu? Beni çok kırdın Alihan. Ne diyorsun abla? Dün Hira ile konuştum. O Hira'nın bayağı sinirleri bozulmuş belli. Zeynep'le birlikteymişsin. Evet, bir problem mi var? Çok büyük bir problem var hem de. Ayrıca da Hira'ya yaptığın çok ayıp bir şey. Sana ne, Hira'dan avukatı mısın onun? Arkadaşımın kızı. Ayrıca da çok sevdiğim biri. Eğer çok seviyorsan sen arkadaşlık etseydin abla. Zeynep'le ilişkini onaylamıyorum Alihan. Olabilir. Hı. Görüşmeye devam edeceksin yani, öyle mi? Beni çiğneyeceksin. Abla abartıyorsun. Nedir bu evlilik meselesi? Abla, sinirlenmeye başlıyorum ve seni kırmak istemiyorum şu an. İstesen de istemesen de Zeynep'i seviyorum, onunla olmaya devam edeceğim. Buna alışsan iyi olur. Eğer beni kaybetmek istemiyorsan tabii. Ben senin ablanım Alihan. Ne biçim konuşuyorsun? Hı? O kız kadar değerim yok mu benim? Şu an çok saçma sapan konuşuyoruz ve işe gitmek istiyorum ben. Toplantı ne zamandı? Güzel, tamam. Detayları konuşuruz. Zeynep Yılmaz geldi efendim. Arayacağım ben seni. Hoş geldin. Vallahi pek hoş bulmadım. Zeynep ne düşündüğünü biliyorum. Bilmiyorsun. Gel oturalım. Oturmayacağım, ben çok kalmayacağım zaten. Kemal, bak ben anlıyorum. Yıldız'ın canını acıtmak istediğini biliyorum. Ama yani senin yöntemin çok kötü niyetli. Halit'in olanları bilmeye hakkı yok mu? Var, var tabii ki. Ben de zaten Yıldız'ın yaptıklarını onaylamıyorum. Ama madem niyetin gerçekleri söylemek, o zaman ilk gün karşısına çıkıp her şeyi söyleseydin. Bu oyunların ne? Zeynep, bak şu an çok sinirlisin. Kemal, ben sana inandım. Ben sana bütün derdimi anlattım. Sen ne yaptın? Kalktın bir intikam uğruna Yıldız'ın evliliğini bitirdin. Benimle de dostluğunu bitirdin. Gerçekten para insanı bozuyormuş. Sen de bunun en güzel kanıtısın. Zeynep bak, aslında öyle ha, değil. Bu arada evin çok güzelmiş, güle güle otur. Umarım zamanla güzel bir evin değil, gerçek dostlukların kıymetini anlarsın. Günaydın. 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 Günaydın Caner. Görüyor musun nasıl yüzünde güller açıyor? Gülerim, gülerim. Ha, Zeyno yok ortada. Ha, o da gelir şimdi, eli kulağındadır. İyi. Hadi kapat, kapat. Hadi, öptüm.
Hoppa. Nazlı espresso. İki. İki espresso. Günaydın. Günaydın. Nasıl? Haberler iyi artık değil mi? Artık iyi. Oh be. Sonunda yani. Var ya son dakikaya kadar herhangi bir aksilik çıkacak diye ödüm koptu. İkiniz de deli olduğunuz için. Biraz öyleyiz galiba. Biraz mı? Dün tatsız bir olay oldu. Onu anlatacağım sana. Nasıl yani, ne oldu? Eve geldi İra. Ne diyorsun ya? Bağırdı, çağırdı. Bana oyun oynadınız dedi. Ama tamam, sinirlenmekte haklı da. Yani ben de bir şey demedim, sesimi çıkarmadım. Zaten de gören de yıllardır beraberiz zannedecek. Tepkisi çok garip. Nasıl yani? Yani ne bileyim, psikolojisi bozuk gibi. Olur mu Alihan ya? Kız pilot. Pilot olmak için türlü türlü psikolojik testlerden geçiyor bunlar. Öyle olsa pilot olamaz ki. Anlık bir sinirdir o. Biliyorum. Başka biri olmuş gibi abi. Deli midir nedir? Anlamadım ben de. Ama yapacak bir şey yok. O da bu duruma alışacaktır elbet. Aynen öyle. Alışmak zorunda. Şey diyeceğim. Cem, ona bir açıklama yapacak mısın? Yani ben yapmadım. Zeynep'le aralarında bir şey yok ki. Açıklama yapma gereği hissetmiyorum. Ama son kararı Zeynep'e bırakacağım. Neyse, sen mutlu ve huzurlusun ya, boş ver. Mutluyum. Gel. Gel Nazlı, gel. Günaydın. Günaydın canım. Ne oluyor ya? Bir şey olduğu yok Didikciğim. Sana ne oluyor asıl? Bir şey olduğu yok. Aman, yine başladı kaknem kaknem konuşmaya. Ya bir şey diyeceğim ya. Kankana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin ha? Hiç be, hiç. Ben sana sonra anlatırım Emir'cim. Ha, sorun benim yani. İyi, tamam, tamam, tamam canım. Giderim ben ya. Ay git zaten, git. Çok bile kaldın. Zeynoş. Hı. Kemal gelmiş, hiç söylemiyorsun. Ama geldi. Sen nereden biliyorsun? İşte cana dedi. Parayı da bulmuş bu. Çosuz değilmiş eskisi gibi ha? Pardon, sen bu konuyla niye bu kadar ilgilendin acaba? Yani canım, işte ben de sağdan soldan duyduklarımı anlattım yani. Ne var bunda? Sen o sağdan soldan duyduklarını bir zahmet kendine sakla. Oldu mu? Hadi dön yerine. İyi. Gideyim ben de. Bir ara konuşuruz ha. İyi, tamam. Hadi. Hadi sen de git çalış. Çalışayım azıcık. Ay, Ender çatlayacağım merakımdan. Babama zaten bir şey söylenmiyor. Yıldız'ı konuşmuyorum bile. Anlat. Mersi. Hazır mısın? Hazırım, söyle. Sıkıdır. Söyle. Kemal Yıldız'ın eski kocası. Eski kocası mı? Evet. Yıldız evli miymiş ya? Nasıl kaçırmış babam bunu? Şekerim, bir gün evli kaldıkları için evlilik iptali yapmışlar. Benim kafam almadı. Normal. Bu Kemal madem bu kadar zenginmiş, niye şoför olarak tanıttı ki kendine? Çok saçma değil mi yani? Hepsi Yıldız'dan intikam almak içinmiş. Zehra, ne oldu sen? Bir bozuldun sanki. Yok, ben niye bozulayım? Babama üzülüyorum ben. Ay, babana niye üzülüyorsun? Baban çok yakında çok mutlu olacak. Nasıl olacak acaba o pislik Yıldız varken? Baksana, evliliğini bile saklamış. Hayat, şu an olan her şey bizim işimize geliyor. Sen şimdi evde sakin dur. Dikkat çekme, tamam mı? Yıldız'ın bileti çoktan kesildi bile. Gider ayak şimdi, Halit'in dikkatini çekmeye gerek yok. Yalnız hala şoktayım. Kemal'e bak sen ya. Bakıyorum işin Kemal tarafı pek bir ilgini çekti.
Yok Ender ya. Çok şaşırdım yani o açıdan. Ama haklısın sen de tabii. Yani zeki çocuk, hoş çocuk. Üstelik bir de varlıklı yani. Gel. Günaydın. Günaydın. Benim günüm şimdi başlar. Yavrum. Sen beni böyle hep şımartacaksan ben işe erkenden gelirim. Vallahi bir süre şımartacağım. Evet. Sonra? Sonra normal sıkıcı çiftlere geri döneceğiz. İşte yemeğim nerede? Nerede benim çorabım? Yalnız senin o dediğine daha çok var diye umuyorum. Ne bana bağlanma korkum var diyordun, ödün koptu. Hayır yok, bu bağlanma korkusu değil, bu ev işi korkusu. Ha, önceden uyarayım, ev işi yapmak istemem diyorsun, öyle mi? Yok, ev işleri müşterektir diyorum. Ayrıca gerçekten bu söylediğini konuşmamıza daha çok var. Sen nasıl istersen. Bu kadar özlemişim ki seni. Kimi arıyorsun bacım? Zeynep denen o 200'lüyü arıyorum. Hop hop yavaş. Çağır çabuk gelsin. Çağır dedim. Siz çağırmazsanız ben onu nerede bulacağımı biliyorum. Alihan'ın odasında değil mi? Neredeydin sabah, merak ettim seni. Ya sorma, anlatamadım sana, dün bir sürü olay olmuş. Nasıl? Zeynep! Sakin ol. Zeynep! Dur. Ses ne ya? Buraya gel, buraya. Hira bu. Zeynep. Bırak ben konuşayım. Alihan benimle konuşmaya gelmiş, ben konuşacağım. Görüldüğün üzere konuşmaya gelmemiş ama. Tamam, sakinleştireceğim bunu. Zeynep buraya gel. Zeynep bırak. Hira dur, sakin ol. Siz beni aptal mı sandınız be? Ha? Hepinize göstereceğim ben. Bırak dedim, bırak. Ben size bunları öğretmeyecek miyim sandınız? Zeynep! Bak. İşte mutlu çiftimiz de geliyor. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ha? Ayhan dur Hira. Gel ne olur sakin ol, içeride konuşalım. Ya. Hayır efendim. Herkes senin rezilliklerini duyacak. Sen arkadaşım gibi gelip benim sevgilimi elimden aldın. Hira, nerede olduğunu unutma. Hira, bak biliyorum ben istemeden senin kalbini kırdım ama beni bir dinlesen, gel içeride bir konuşsak. İyilik meleği misin sen ya? Ha? Sen Cem'e de yapmasın aynısını, ben bilmiyor muyum? Yeter! Diyeceğini dedin, yaptın şovunu, çık git. Çık git! Alihan. Peki Alihan Bey. Gidiyorum. Umarım çok mutsuz olursunuz. İşinizin başına dön. İşinizin başına. İyi misin? Bayağı manyak çıktı be. Malefiz gibi geldi, lanetledi gitti. Yok yok, bunlar tövbe zinhar mutlu falan olamazlar. Ah, keşke canım ablacığım da burada olsaydı ya. Bayılır kavgaya. Neyse ben sonra anlatırım onu. Geç otur şöyle. Üzülme. Nasıl üzülmeyeyim ya, rezil oldum. Ben nasıl şimdi bakacağım bu insanların yüzüne? Kimseye rezil olmadın, biz birbirimizi biliyoruz. Önemli olan bu değil mi? Ha? Ya kendimi iğrenç biriymiş gibi hissediyorum. Sen hiç iğrenç biri olabilir misin? Hı? Bu senin hatan mıydı? Ben nasıl çıkacağım şimdi insanların içine? Arkamdan konuşacaklar benim. Kimse senin arkandan konuşamaz, burada ben varım. Gelebilir miyim? Gel gel. İyi misin? Değilim. Yani
fazla takılmamak lazım. Çünkü söz konusu aşk olunca böyle kırgınlıklar oluyor. İra da zamanla alışacaktır. Herkes aynı olgunlukta olamıyor çünkü. Keşke hiç yaşanmasaydı bunlar ya. Keşke ama her şey unutulur, merak etme. Üzülme artık. Bitti. Tamam. Hı? Burası sanki daha ferah diğerlerine göre değil mi? Evet. Ayrıca metrekare olarak çok daha büyük. Tavanlar da oldukça yüksek. Anladım. Evet. Burası olur gibi. Yukarıya da bakabilir miyim? Hay hay, buyurun. Yapmam lazım. Şu kapattığım hesabımı bir geri açayım. Madem mutluluk numarası yapacağız, herkes kocasıyla mutlu mutlu resimlerini koymuyor mu? Benim neyim eksik? Yıldız Hanım. Aysel, yeşil çay getir bana. Olur. Ne duruyorsun Aysel? Getirsene, işim gücüm var. Sizi Kemal'le gördüm. Ne diyorsun sen Aysel? Ne gördün, saçmalama. Kemal'le sizi gördüm. Bahçede konuşuyordunuz, bütün dediklerinizi duydum. Aysel, ne biçim konuşuyorsun sen? Biri duyacak. Mutlu Hanım, Halit Bey bunların hiçbirini hak etmiyor. Şişt. Ağzını açkanı kulağın duyuyor mu senin? Ya sen konuştuklarımızı kendine göre yorumlamışsın. Saçma sapan konuşma. Yıldız Hanım, konumu acıtıyorsunuz. Bırakın lütfen. Daha beterini de yaparım. Eğer bir kişiden bir lafını duyarsan Aysel, seni bitiririm. Bu evden de gönderirim, anladın mı? Tamam, tamam, anladım efendim. Benim yanımda ol ki benim elim senin üstünde olsun. Daha çok işine yarar, emin ol. Şimdi git yeşil çayımı getir. Sen eksiktin. Buraların bir elden geçmesi lazım yalnız. Ne gerekiyorsa yaparız efendim. Aa, pardon. Seninki hesabını aktive etti ve hayatının aşkıyla resim paylaştı. Bir gözümden kan geldi resmen. Salak Yıldız. Bu işler böyle fotoğraf koymakla olmuyor. Okey. İşlemlere başlayabiliriz. Hay hay efendim, buyurun. Güzel ama buna revize istiyorum. Haftaya revize olsun. Bayağı benimle beraber. Yetiştiresin. Yetiştiremezsen olmadı. Tamam, haber verirsin. Öyle ya. Rüzgar gibi geçti resmen ya. Yok yok. Kasırga daha doğru olur. Caner sus. Zeyno, sen iyi misin? Bak, tanırım ben seni ya. Kafana takarsın. İyi olmaya çalışıyorum işte. Nasıl takmasın Emir ya? Nasıl takmasın ya? Kız buraya geldi, takata 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 makinalı tüfek gibi saydırdı durdu ya. Üstelik öldürmedi de yaralı bıraktı ya. Yok arkadaş, yok. 40 yıl geçse bunun travması atlatılmaz. Böyle dandana kan destanı gibi kulaktan kulağa, nesilden nesile, ağızdan ağızda dolaşır bu ya, ne? Caner kes sesini artık, yeter ya. Bir de seninle mi uğraşayım ben? Ne yapayım? Ne yapayım? Dost acı söyler arkadaş. Ben seni avutayım mı? Yalan mı söyleyeyim? Takma kafana mı diyeyim? Sen benim dostum değilsin. O yüzden de hiçbir şey söylemene gerek yok Caner. Ya bak, alındım. Sana bilenirim, haberin olsun. Ay bilenmezsen hatırım kalır. İyi, öyle olsun. Tamam, tamam, öyle olsun. Zeynep. İyi misin? Çok üzüldüm olanlara. Sağ ol. Ya Cem, biraz konuşabilir miyiz seninle? Tabii ki.
Gel dışarıda bir kahve ısmarlayayım sana. Sonra niye ofisi basıyorlar? Basarlar tabii. Yarın öbür gün bak bu Cem'in emmileri gelip de bu Aliyan'ı alnının çatısından vurmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Ne içersin Zeynep? Sonra söylesek olur mu? Olur tabii ki. Ya Cem... Bugün gelişmeleri tatsız bir olayla öğrendim, biliyorum. Ama ben, benden duy isterdim. Aliyan'la tekrar birliktesindir galiba. Evet. Biliyorum sen bu süreçte çok üzüldün. Ama benim niyetim hiç seni kırmak değildi, biliyorsun. Biliyorum Zeynep. Bazı şeyleri ne kadar zorlasan da olmuyor. Ben sizin tekrar bir araya geleceğinizi hissediyordum ama. Gerçekten mi? Ben de tam tersine çok umutsuzdum ama... Gerçek ayrılık bir daha onun yüzünü hiç görmemektir. Böyle dip dibeyken ayrılık olur mu? Hem de bu kadar severken. O yüzden... benim de gitme vaktim geldi artık. Nasıl? Gidiyor musun? Burada kalmak için bir nedenim kalmadı. Kevin de annesinden ayrı zorlanıyor. Biletimi aldım yarına. Aryan'dan da müsaade isteyeceğim. Eminim o da gideceğimi duyduğunda bayağı sevinecektir. Hiç sanmıyorum. Yani Alihan senin gibi birinin gittiğini ancak üzülür. Cem, sen benim tanıdığım en iyi insanlardan bir tanesisin. Yani her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Ben çok mutlu oldum seni tanıdığım. Ben de öyle Zeynep. Umarım birlikte çok mutlu olursunuz. Umarım. Tabii Hira yine bir olay çıkarmazsa. Kadınlar bazen duygularını çok coşkulu yaşıyorlar. Hira da olayları pek iyi analiz edemedi bence. Sen artık başkalarını düşünme. Kendi mutluluğunu düşün sadece. Öyle yapmaya çalışacağım. Yani umarım. Üzülme Sebahri kızı. Ya ben de öyle düşünüyorum ama işte ne yapacağım? Zeynep nerede? Şey, Cem'le kahve içmeye gitti. Kim? Cem'le, şu Cem var ya hani böyle donuk, kıvır saçlı, sarı. Anladım. Verim sana. Ne yapayım? Gel. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyi. İyi, o zaman toplantıya geçelim, bekletmeyelim. Zeynep gelsin, öyle. Zeynep nerede? Cem Bey'le kahve içmeye gitmiş. Hay Allah, açıklama yapacak kesin. Ama kız haklı, yani Hira bin bir türlü laf etti. Cem'in de olan biteni öğrenmiş, senin de ol hakkı. Öyle, bir şey demedim zaten. Bir rahatsızlık var gibi sanki. Normal değil mi sence? Normal. Asıl ben ablanın tepkisini merak ediyorum. Ablam geldi sabah eve. Gösterdi tepkisini. Ya. Gitmiş ona Hira, anlatmış her şeyi. Sağ olsun. Hira da iyice abarttı her şeyi ya. Ne dedi ablan? Sence? Yani... zamanla o da alışacaktır olan bir tane tabii. Ama bence Aliyan... bir gün al Zeynep'i, git evine. Çal kapısını, biz geldik de oturun, konuşun, ne bileyim. Zamanla o da Zeynep'e alışacaktır. Mantıklı. Düşüneceğim bunu. Gel. Ben toplantıya geçiyorum. Görüşürüz, tamam mı? Görüşürüz. Ne yaptın? Cem'le konuştum. Hı hı. Yani o tahmin ediyormuş zaten her şeyi. Artık biliyor da. Sen kızmadın değil mi sana söylemeden gittim diye? Yok, iyi yaptın. Ne dedi? Uçak biletini almış bile gidiyor.
Güzel. Yani en doğrusu bu. Ya iyi çocuk, dürüst çocuk. Ama kendi şirketimde sana hisleri olan birini istemiyorum. Tamam. Bakıyorum da artık o taştan kalbin erimeye başladı Alihan Taşdemir. Neyse bunlar iyi gelişmeler. Yani en azından artık hislerini açıkça söyleyebiliyorsun. İyi. Ama bu şansını zorlamanı gerektirmiyor. Değil mi? Geçelim mi toplantıya? Tamam, hadi gidelim. Erim! Bir dakika abi. Kemal abi. Ne haber? Nasılsın? Abi ne işin var burada? Babam biliyor mu geldin? Yok, bilmiyor da merak etme. Kötü bir şey için burada değilim. Seninle vedalaşamamıştık ya, o yüzden geldim. Ben seni çok seviyordum abi. Neden böyle bir şey yaptın? Neden babamı kıskatmaya çalıştın? Erim, bak sen çok iyi ve akıllı bir çocuksun. Ben de çalıştığım süre boyunca seni çok sevdim. Hatta en çok seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. O yüzden de buradayım biraz. Babamı kıskatmadım yani. Kazık değil de anlaşmazlık diyelim ona. İnan bana ne sana ne babana zarar vermek istemedim. Sadece olaylar o yönde gelişti. Peki babamla konuştun mu? O sen çok sinirli gibiydi çünkü. Konuştuk. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz zaten. Sen hiç merak etme. Biz aramızdaki problemleri çözeriz. Sen gittiğin zaman çok üzüldüm. Çünkü sen benim arkadaşımdın. Değişen hiçbir şey yok Erim. Ben senin hala arkadaşın. Hatta artık başı sıkıştığı zaman arayabileceğin bir abim var. Bunu sakın unutma, tamam mı? Tamam, unutmam. Sağ ol geldiğin için. Önemli değil. Görüşeceğiz zaten yine. Tamam mı? Hadi atla arabaya, kemerini bağla. Görüyorum. Tamam abi. Halit, neredeydin? Niye eve gelmedin? Otelde mi kaldın? Git giyin. Hayrileri yemeğe davet ettim. Tuncaylar da gelecek. Aa, ne giysem acaba? Bir dakika. Sen niye heveslendin? Ben adamlarla iş yapıyorum. Onun için bu akşam yemeğe davetliler. Ben sandım ki... Ne zannettin? Senin için mi davet verdiğimi zannettin? Halit... Seni aldatmışım gibi davranıyorsun. Tamam hatalıyım ama hani ne bu nefret? Ben sana bundan sonra bir şey gizlemek ve bana yalan söylemek yok dedim mi demedim mi? Korkmuştum diyorum. Niye anlamıyorsun? Ben kararlarımdan geri dönmem. Buradan gidene kadar ben ne söylersem onu yapacaksın. Şimdi git ve giyin. Beni de daha fazla sinirlendirme. Senin sevgilin falan mı var? O yüzden mi bana bu kadar kötü davranıyorsun? Beni bezdirip yollamak için mi? Seninle evlilik sözleşmem var. Ben böyle şeylere başvurmam. Ben anlamıyorum. Enler seni aldattı. Sana yalan söyledi. Ama bir şekilde işin içinden sıyrıldı. Ben sana bir şeyi eksik söyledim diye mi bu muameleyi görüyorum? Ender bana bir kere yalan söyledi. O da Zehra ile Sinan'ı bir araya getirmek için. Seni böyle mi uyutuyor? Senin de inanasın varmış. Peki sen mi artın? Eski kocan burnumun dibine kadar girdi. Otelime ortak oldu. Sen gıkını bile çıkartmadın. Hadi şimdi git ve giyin. Ben duş alacağım. Çıktığımda hazır ol. Yapacağımı biliyorum. Gitme diye yalvaracaksın. Ev işlerinden hoşlanmıyorsun sanıyordum. Hoşlanmıyorum zaten. Ne yapayım? Baktım senden fayda yok. Aç kalmayalım diye mecbur yaptım. Hoşlanmayan birine göre fena sayılmazsın. Ne demek fena sayılmazsın? Bu benim spesiyelim bir kere. Bu. Spesiyel mi bu? Evet. Beğenemedin mi? Ne bileyim, insan spesiyel deyince daha böyle alengirli şeyler beklemiyor mu? Yok alengirli bir şey falan. Bu evde ne buluyorsan onu yiyorsun. Ne kızıyorsun ya? Dayak mı yiyoruz, yemek mi yiyoruz belli değil ha.
gerçekten beğenmedin mi ya? Vallahi çok beğendim. Çok güzel olmuş. Hep böyle görmek istiyorum seni. Nasıl görmek istiyorsun? Elinde tava, tencere. Ay sen de iyice böyle maço bir adam olmaya başladın yani. Hiç hoş değil. Beni mi bekliyordun? Kesin Gülsüm müdür. Kesin. Seviyorum kızım ya. Çok seviyorum ya. Sus, sus. Anne hanım var içeride oğlum. Gardiyo. Oh. Oh. Ya var ya sizi böyle göreceğimi düşünsem hiç aklıma gelmezdi. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Zeyno kendine bir tabak al gel ya. Hadi. Gitsene. Hah. Oh. Bunları sen mi sardın ya? Hmm, ben sardım. Yıldız yokken onlarla uğraştım. Onlarla. Ablacığım direkt A4'e saraydın ya. Ha? Bu ne böyle kol gibi? Bak senin kafanı kırarım çocuk. Tamam mı? Sana da aşk olsun Alihan. Gülüyorsun orada. Ya ben her şeyi çok beğendim. Sen de bir sus ya. Bana patlıyor sonra. Yok yok ben anladım. Bunun ince motor fonksiyonlarında bir sıkıntı var ya. Bu ne böyle kızım sükut füzesi gibi? Ya yeme o zaman. Yeme. Niye yiyorsun? Acım. Acım. Hep aç zaten. Seni tanıdığımdan beri açsın. Ben hazırım. Bir dakika, bir dakika. Bekle. Al tak bunları. Takmayacağım. Ayrılmak üzereyiz. Niye senin aldığın hediyeleri takayım yüzsüz gibi? İstemiyorum. Sana tak dedim. Sürekli bana emir veriyorsun. Emredersin takayım. Kimseyi arkamdan konuşturmam. İşleri bozuldu diye. Ayrıca sen beni temsil ediyorsun. Unutma bunu. Ender'den ayrıldığında arkandan neler konuşuluyordu bilsen. Ağlaya ağlaya mücevher takacağım hiç aklıma gelmez diyor. Benim ne haber oğlum? İyi babacığım senden. İyiyim. Hazırlanmışsın bir yere mi gidiyorsun? Ha yok. Sana söylemedik değil mi? Akşam yemeğe misafirler var. Onun için hazırlık. Anladım. Baba... Kemal abi geldi bugün okul çıkışına. Kemal mi? Ne istiyormuş senden? Sana bir şey yapmaya mı kalktı? Hayır tabii ki baba. Hem Kemal abi öyle biri değil ki. Sadece özür diledi. Vedalaştık. Vedalaştı mı? Babanla olanlar sadece benim aramda ama halledilmeyecek şeyler değil dedi. İşte üzülme, sonra görüşürüz falan dedi işte. Aslında doğru söylemiş. Yani biz büyükler arasında bazen böyle tatsızlıklar oluyor. Ama sen kafanı takma ona. Peki ben sonra Kemal abiyle görüşebilecek miyim? Oğlum şu anda her şey çok sıcak. Aradan birkaç gün geçsin bakarız. Neyse boş ver sen şimdi onu. Geçen gün hani kafamı şişiren bir şarkı çalıyordu. Öğrendin mi onu? Öğrenemedim ama çalışıyorum üzerine. Gel. Misafirler geldi efendim. Tamam geliyorum. Kafam şişmeyecek demek ki. Ha bir ara uğra da merhaba de. Olur mu? Tamam baba. Emir, kimi seviyorsun sen? Efendim kanka? Kapıdayken çok seviyorum dedin, onu soruyorum. Yo demedi. Nasıl? Ya ben bu aralar ne diyorum, ne demiyorum hiç bilmiyorum ki. Ama biri var hayatında öyle değil mi? Yok. Var. Yani var ama yok. Yani hem var hem yok. Hani böyle yani bir ayrılmalı, barışmalı. Karışık, garip. O kadar güzel anlattın ki. Adı ne? Hande. Ahu. Ahu mu? Hande mi? Ahu Hande mi? Ahu Hande. İkisi birden. Hani bu aralar çok popüler ya böyle iki isim. İşte Cemre Sular, Elif Canlar. Aynen. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Tabii. Arkadaşlar, ne saklıyorsunuz iki kafadar benden? Kapı. Vallahi ben de duydum. Kapı. Sen canım çağırdın, ne yaptın?
Yok ya, demedim bir şey. Bak, sana mazından bir şey kaçırmam. Bu sefer ilk defa işe yaradı şu Gülsüm abla. Hadi açalım. Aa, Kemal? Vay be, kardeşine bak. Ne haber? Sen ne? Eşiniz Filiz Hanım gelmedi. Nerede? Bir defile için New York'ta. O yüzden maalesef katılamadı. Ne güzel. New York'taymış. Biz de gideriz hayatım. Kesin. Gideriz. Canım, sakın yeme onu. Kolesterol çıkıyor sonra. Olur hayatım, yemem. Yıldız'cığım, seni tebrik ederim. Genç yaşına rağmen işinde çok ilgilisin. Benim sevgili eşim sadece benimle değil, evdeki herkesin sağlığıyla ilgilenir. Bravo. Ailen önemli şey. Aile birliğini korumak daha da önemli. İş yaptığım insanlarda aradığım özellik. Buyurun. Haklısınız. Aslında ben daha önce birkaç kez evlendim ama doğru eşi şimdi buldum. Onun için çok mutluyum. Sağ ol hayatım. Çok tatlısın. Bir de bana yalancı diyorsun. Bu kadar iyi oyuncu olduğunu bilmiyordum. Çok uyumlu bir çiftsiniz ya. Size imrenerek bakıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman bir hatıra fotoğrafı çektirelim mi? Ben sosyal medya hesabıma koyacağım. Hayatım, sen o hesabı kapatmamış mıydın? Bir açtım hayatım. Hadi gelin, gel canım. Geçin şöyle. Sen bana sarıl canım. Mutluluğumuzu herkes görsün. Süper oldu. Çok teşekkür ederim. Ben bunun altına şimdi yazarım. Dostlarla mutlu bir akşam. Siz bende vardınız, etiketliyorum. Herkes görsün. Gelmedin. Seni merak ettim. Aysel. Nedir durum? Hazır efendim. Süper. Buyurun. Oldu. Gel hayatım. Müsait değilim. Ne oldu? Ne diyor? Ben galiba bu akşam buradayım ha. Ya abla, o değil de ben gene göçebe hayatı yaşamayacağım değil mi ha? Caner'cim, tuttum evi diyorum. Şimdi tek sorunumuz bu olsun ya. Öf, tamam be, seninle de konuşulmuyor yani. Bana bak. Bak bakayım şu Yıldız'ın profiline. Bir şey paylaşmış mı? Ya sen de beni iyice Emir Eri gibi kullanmaya başladın ama ha. Caner, bakar mısın? Bu Halit sana neredeyim dedi? Bir yerdeyim demedi. Müsait değilim dedi sadece. Ha. Evet, bayağı bir meşgul kendisi. Bu ne şimdi? Abla, senin Yıldız'ın durumuna, Yıldız'ın da senin durumuna düşmesine kaç puan peki? Ya ben bu işleri anlamıyorum arkadaş ya. Ama üzülme be ablacığım. Yani Halit seni boşayıp Yıldız'la nasıl evlendiyse, Yıldız'ı da boşayıp senin de evlenebilir yani bu durumda, öyle değil mi yani? Cene, bir susar mısın? Tamam. Kesin Halit bu Hayri ile iş yapıyor. Ben bilirim böyle mutlu çift edalarını. Ben de böyle az rol yapmadım. Mutluymuş gibi iş için. Ay, gıcık oldum. Yani buraya gelip keyfinizi kaçırmak istememiştim aslında. Yok canım, önemli değil. Görüşmüş olduk ya, Kardo. Ama sen neler yaptın öyle be? Yani sizi üzmek istememiştim. Pardon, üzmek istemedin mi? İsterseniz başka zaman konuşun bunları.
Anladığım kadarıyla olay sıcak. İstenmeyen sözcükler çıkmasın. Bak işte insan insan. Nasıl özürsüz bir. Yok, kabul ediyorum. Yıldız'ı üzmek istedim. Ona bir ders vermek istedim yani. Ama bunu yaparken eski dostumun kalbini kırıp onu kaybetmek istememiştim. Özür dilerim. Alihan haklı. Sonra konuşuruz. Zaten aynı şeyleri söyleyip duruyoruz, birbirimizi anlamıyoruz. Bir yere varmıyor yani. O zaman ben kalkayım artık. Memnun oldum. Ben de. Barıştığınıza da sevindim. Çok yakışıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Kardu, çok kötü şeyler yapmışsın ama hala kardumsun. Selamın kavlen. Ben size dedim, gelecek dedim. Ne oldu Gülsüm abla? Sayıma mı geldin? Kız bunlar birbirlerini tanıyor mu? Tövbe estağfurullah. Bak Gülsüm ablacığım. Ben de misafirlerimi şimdi yolcu ediyordum. Senin bugünlük fincanını Ayten abla doldursun. Oldu mu? Hadi. Hadi bakayım göreyim seni. He oldu. Ben yarın yine gelirim. Hı hı, gelirsin. Hadi. İyi akşamlar size de. Hadi hadi. İyi akşamlar. Neyse ben de kaçayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi ben de kaçtım. Eyvallah. Canım füze sarmalar çok güzel olmuş. Neler olmuş ya? Sorma. Yani çocuğu tanımıyorum ama söylediklerinde samimi gibiydi. Of bilmiyorum. Düşünmek istemiyorum artık. Gel. Hadi gel içeri. Hayret. Dün gece evde kalmışsın. Ne yapacaktım? Gecenin bir yarısı evden çıkıp başka bir yere mi gidecektim? Sevgilinde kalırsın diye düşünmüştüm. Yıldız. Aklın sıra beni biriyle basmaya niyetleniyorsan hiç heveslenme. Yok niyetlenmiyorum. Ender'den antrenmanlısındır sen zaten. Saklamanın da bir yolunu bulursun. Senin güvendiğin birim var. Fazla cesaretli konuşmaya başladın da. İnsan muamelesi görmemekten isyan ediyorum artık. Benden sana bir tavsiye, o isyanını içinde yaşa. Ne oluyor sana? Bana bu kadar kötü davrandığına inanmak istemiyorum. Ne oldu o beni hiç üzmeyeceğini söyleyen adama? Senin yalanlarından sıkıldı. İnşallah Hira gelmez yine bugün. Yani onca olaydan sonra gelmez bence. Bir de bu durumda bir insanın şirketimde pilotluk yapmasını istemiyorum. Onu işten çıkaracağım. Alihan saçmalama. Onunla onun ne alakası var? Yani kişisel düşünüyorsun bence. Kişisel düşünmüyorum. Görmedin mi? Öfke kontrolü yok kızda. Yani bu denli duygusal düşünen, öfkesini kontrol edemeyen birini onlarca insanın canına emanet edemem ben. Ya iyi de o bir anlık bir sinirdi sonuçta. Hiç fark etmez. Kimse kusura bakmasın. Zaten baktım iki gün uçuşu yok. O sırada işten çıkarılacak. Yani ne diyeyim üzüldüm. Ama haklısın. Ben de şirketimiz adına mutlu oldum. Bu durumda bile iyi oluyorsun ya. Bayılıyorum sana. Ne diyeceğim? Ablama gidelim mi? Ablana mı? Yani beraberiz zaten. Bizi birlikte görsün. Sen onun için sadece tatlı bir heyecansın.
kimsenin onaylamadığı, kendi ailesinden ve dünyasından farklı olan birini istemesinin nedeni hepimizin bu ilişkiye karşı gelmesidir. Yani iş inada bindi anlayacağım. Cevap vermedin. Yani ben pek iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Anlıyorum içinden geçenleri. Ama biz birlikteyiz. Yani bundan kaçış yok. Eninde sonunda o benim ablam. Görüşeceğiz. Ya biraz erken değil mi? Nesi erken? Gidelim anlatalım. Kabul etmezse etmesin. İyi tamam. Sen bilirsin. Tamam. Ah dayın. Alo. Abla evde misiniz? Yok ya biz Lila ile biraz bunaldık. Bizim evin oradaki kafeye geldik. Gel istersen. Uğrarım belki. Ah tamam görüşürüz. Fazla harcama yok tamam mı? Tamam babacığım teşekkür ederim. Ben çıkıyorum. Görüşürüz canım. Sen bir şekilde gün müsaade et. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz babacığım. Bankalar başına taş tutsun. Gıcık insanlar. Akarcım hadi sen de bana bir Türk kahvesi yap. Yıldız. Gelme. Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Ya umarım buradaki son günlerini iyi değerlendiriyorsundur. Son günlerim olduğunu kim söyledi? Sence babam eski kocasını şoför olarak evde tutan bir kadınla daha ne kadar aynı çatı altında yaşar? Ender'in sevgilisini damadı olarak kabul ettiğine göre sorun olmaz. Sus. Sus bak gerizekalı gerizekalı konuşma. Onların arasında bir şey olmadı. Hı-hı, olmadı. Bana bak. Kemal'le biz evli kalmadık. O yüzden geçmişimden tanıdığım biri gelmiş bu evde çalışmış benim umurumda olmadı. Yalnız ben babamın öyle düşüneceğini pek sanmıyorum. Senin ne düşündüğünün bizim hayatımıza bir etkisi yok. Kafanı yorma böyle şeylere. Ben gidiyorum sen otur. Görüşürüz canım. Bir de babay de tam olsun. Pis özenti. Aysel. Aysel. Yazık. Bir konuda çalışmaya başlıyorsam ben o konuda yönetiyor zaten. Çok destekli. Bu da bana iyi geliyor. Bu nereden çıktı şimdi? Dayıcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçerken uğrayalım dedik. İyi yaptınız. Biz de kahve içiyorduk zaten. Gelin oturun. Anneciğim bir şey söylesene. Buyurun. Azenim. İçer misiniz? Ben almayayım Zeynep sen. Yok teşekkürler. Gerçi dün de konuşmuştuk ama ben Zeynep'le gelmek istedim. Görüyorum. Bakın geçmişte yaşanan ne varsa hepsini geçmişte bırakalım ha. Aramızdaki gerginlikleri bırakalım ve yeni bir sayfa açalım. Zeynep mi istedi gelmeyi? Ben istedim abla. Ben. Artık olumsuzluk istemiyoruz hayatımızda. Tatlıya bağlayalım şunu. Hayatımızda. Evet. Öyle mi? Siz zaten kararınızı vermişsiniz. Yani benim onayımı almanızın bir önemi yok sanıyorum. Ben onayını almaya gelmedim abla. Biz birlikteyiz. Ve çok mutluyuz. Eğer siz de bizim yanımızda olursanız daha mutlu oluruz demek için geldik. Zerrin Hanım. Beni tanıdıkça ön yargılarınızı yıkacağınızı düşünüyorum. Öyle mi? Cem ne oldu? Anne ne diyorsun? Anlaşıldı buraya boşuna geldik. Zeynep gidelim mi? Dayıcığım gitmeyin lütfen oturun. Dile. Tamam. Sana çok teşekkür ederim abla. Çok sağ ol. Anne ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Ben yaşadığım sürece bu kızı istemiyorum. Herkes de bunu böyle bilsin. Çarık. Madem beni gözden çıkardı kendi bilir. Ya seni gözden çıkardığı falan yok. Sen nereden çıkarıyorsun ki bunu? Neydi o zaman o tavırlar? Ablam o benim.
Beni en iyi o tanıyor ya. Neye sinirlenip neye sinirlenmeyeceğimi de gayet iyi biliyor. Bu olayın benim için geri dönüşü olmayacağını biliyor olması gerekiyordu. Alihan, gerçekten abartıyorsun. Zeynep, vallahi anlamıyorum bazen seni. Utanmasan hak vereceksin ablama. Ya yok tamam, ben bir şey demiyorum da. Ya bir de onun tarafından bak ya, doğru veya yanlış. Bir sürü şey duydu benim hakkımda o kadında. Yani soru işareti olması çok normal. Normal değil. Ben seninleyim, oraya elini tutup girdim. Ne duyarsa duysun. Önce bana saygı duymak zorunda. Ay tamam Alihan, siniriniz geçince konuşursunuz tekrardan. Ne diyeceğim? Bir yere götüreyim mi seni? Nereye? Şirket olarak bir yere bakıyoruz da fikrini alasım geldi. Ama biraz uzak. Tamam olsun. Ben severim uzunluğu. Güzel. Efendim, Kemal Bey geldi. Al içeri. Merhaba Elif Bey. Merhaba. Aslında daha erken gelecektim ama araya biraz vakit girsin istedim. Araya giren vakit benim sinirlerimi yatıştırmadı ama. Olabilir. Ben de buraya kişisel meselelerimiz değil, iş konuşmak için geldim zaten. Dinliyorum. Fazla vaktim yok. Halit Bey, ben otelimizde bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Orayı daha hip bir hale sokmak istiyorum. Kemal, sen burada geçicisin. Yaptığın yatırımların karşılığı ödenecek. Ve sen buradan, yani ortaklıktan çıkıp gideceksin. Bunu çok istediğinizi biliyorum. Ama bazı realiteler var. Yani olaya rasyonel bakmak lazım. Şu an böyle bir nakdiniz yok. Dersine çok iyi çalışıp gelmişsin. Bu yüzden geçicisin diyorum. Bu sorunu en kısa zamanda halledeceğim. Yani kısacası o vakte kadar beraberiz. Bu arada yaptığım sözleşmede burayı kullanım hakkım var. Bildiğinizi düşünüyorum. Ben neye imza attığımı bilirim. Sevindim. Yarından sonra burada olacağım. Daha sık sık görüşeceğiz yani. Halit Bey, bakın beni bir konuda yanlış anlamanızı istemiyorum. Ben sizin işinizi bozmak için burada değilim. Aksine yatırım yaptığım yeri büyütüp geliştirmek için buradayım. Onu göreceğiz. O zaman ben kalkayım. Hı-hı. Bu arada erimin okuluna uğramışsın. Evet. Halit Bey, o farklı bir konu. Ben erimi sevdim ve değer verdim. Benim hakkımda yanlış düşünmesini istemem. Senin karakterinde biri için çok şaşırtıcı. Bir art niyetin olmadığına inanmak isterim. Zamanla inanacaksınız. İyi günler. Sonunda istediğini elde edip girmişsin şirkete kadar. Ne haber Zehra? Zehra. Pardon, biz ne zaman arkadaş olduk seninle ya? Olmadık ama bu olmayacağımız anlamına gelmiyor. Hatta istersen bunu bir yemekte konuşabiliriz. Ne yemeği? Ya aç değilsen çay kahve de olur. Ne diyorsun ya? Zehra, kimse seni bir yere davet etmiyor mu? Benim seninle bir şey yapacağımı nereden çıkardın? Hı? Üstelik babama böyle bir kazık atmışken. Ben kimseye kazık atmadım. Hatta belki bunun ayrıntılarını yemekte dinlemek istersin, ha? Hiç hoşuna gitmez babamın. Senin hoşuna gittiği sürece bir problem yok benim için. Hadi gel. Rahatsız etmiyor mu ya? Gel gel. Çiğ badem getirdim sana. Seversin. Ne oldu, canın sıkkın gibi? Kemal yarından sonra şirkete yerleşiyor.
Hayatım, bence olaylara biraz da iyi tarafından bak. Adam bir dahi, çok da parası var. Nasıl geldiğini unut, onun etinden, sütünden faydalanmaya bak bence. Aslında doğru söylüyorsun. Değil mi? Yani onun derdi seninle değil, onun derdi Yıldız'laydı. İpliğini pazara çıkarttı ve bitti gitti. That's it. Dün gece bekledim ama. Hayrilerle yemekteydim. İyi bari. Neyse, işlerin iyi olsun. Modun yüksek olsun. Aa, çok güzel bir ev buldum ve tuttum. Yarın taşınıyorum, bayılacaksın. Eski evden hiçbir eşyayı götürmeyeceğim. Ne kadar hızlısın. Beni biliyorsun canım. Bir karar verdim mi, onu hemen uygulamaya sokarım. Yeni başlangıçların kadınıyım ben. Güle güle otur. Oturalım bence. Hı? Aa, bak ne diyeceğim. Bugün işten biraz erken çık. Bana gel, sana nefis bir Japon mutfağı menüsü hazırlayayım. Hı? Böylece eski eve de veda etmiş olursun. Ne dersin? Olabilir. Hı. Harika, süper. O zaman ben hazırlıklara başlayayım hemen. Fazla gecikme. Peki bize niye böyle bir oyun oynadın? Yani sadece Yıldız'a gününü göstermek için değil, değil mi? Yok, Yıldız olmasaydı ben otel içine girmek istiyordum zaten. Evet, belki seçtiğim yol çok doğru değildi ama olaylar o şekilde gelişti. Yani amacın babamla Yıldız'ı ayırmaktı. Hayır, Yıldız'ın gerçeklerini Halit Bey'e göstermekti. Ya o zaman niye en başında gelip babama her şeyi anlatmadın da şoför olarak çalıştın? Yani çok saçma değil mi ya? İlk başta söyleseydim Halit Bey bana inanmazdı. Benim o evde olduğum sürece Yıldız'ın benim kimliğimi bile bile söylememesi lazımdı ki öyle oldu. Ne Yıldız'mış ya? Bakalım daha neleri çıkacak? Benim bildiğim başka bir şey yok. Babam en yakın zamanda kurtulacak ondan. Orası onların bileceği iş. Peki ya sana geri dönmek isterse? Yani sen herkesin beraber olmak isteyebileceği bir insansın. Denenmişi denemek pek adetim değil. Hayatımda yeni birilerini istiyorum. Zehra. Bence içkiyi biraz azalt. Senin gibi güzel ve zarif bir kadına sarhoşluk pek yakışmıyor. Ben de öyle her zaman içmiyorum zaten. Bir Amerikano olabilir miyiz? Ne var Ender? Hello Yıldız. Ne istiyorsun? Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Yıldız. Unutmaya fırsat vermiyorsun ki, her yerden çıkıyorsun. Seninle konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın söyle. Yok, böyle telefonda olmaz. Yüz yüze. Sence ben seni çağırdığın yere gelir miyim? Gelirsin tabii, ne olacak? Son kez bir konuşmak istiyorum. Sonra bir daha görüşmeyeceğiz zaten. Korkuyor musun yoksa? Ben kimseden korkmuyorum. Söyle, yerine geliyorum. All right. Sahildeki kafeye gel. Sana hemen konum atacağım. Aa bak, bu arkadaki mini bir spa olabilir mesela. Güzel olur, evet. Değil mi? Evet de yani biz buraya niye bakıyoruz? Sen niye alacaksın burayı, ben anlamadım. Yani şirketi buraya mı taşımayı düşünüyorsun? Beğenmedin mi? Ha yok, çok beğendim. Çok beğendim ama olur mu ki? Olur. Neden olmasın?
Yani artık büyük firmalar çalışanlarının konforlarını düşünüyorlar. Birçok şirkette bilardo masası var, oyun alanları var. Öyle mi? Yani var, var tabii ama düşünsene bizim çalışanlardan bir tanesinin kafamı dağıtayım diye oyun oynayıp oyuna daldığını. Bundan sonra Alihan Taşdemir gerçekleriyle yüzleşecek. E o da neyin ne zaman yapılması gerektiğini bilecek. Öyle değil mi? Vallahi bilmiyorum. Bence olmaz. Niye? Ben de heveslenmiştim. Organik tarım yapacaktık. Başına seni koyacaktım. Ha, oldu. Bu kadar iş yoğunluğunda bir de ben sana domatesin raporunu mu yetiştireceğim? Sen tembelleşiyor musun? Yok. Gerçekçi oluyorum sadece. Bu ilişkide gerçekçi olan bir taraf var. O da benim Zeynep Yılmaz. Belki yerleştiriyoruzdur. Evi gezelim. Gezelim. Geldi bizim çitlembik. Bu espriler çok retro. 2018 yılındayız. Senin rüküşlüğünle uyumlu olsun diye söyledim. Ne söyleyeceksen söyle. Oyalama beni. Sana veda etmek istedim Yıldız. Gidiyor musun? Ben hep kalıcıyım. Sen gidiyorsun. Ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap, Halit'le beni ayıramayacaksın. Kemal olayında da senin parmağın olduğunu biliyorum. İspatlayacağım bir şekilde. Ama artık çok geç Yıldız'cığım. Halit'in sevgilisi var. Evet, insan ilk duyduğunda bayağı bir sarsılıyor. Ama zamanla alışıyorsun. Yani üstesinden gelemeyeceğin bir şey değil. Gerçi sosyal medya paylaşımlarından birilerine nazire yaptığın belli. Demek senin de bir şüphen var. Halit'le aram kötü olabilir ama bu senin yalanlarına inanacağım anlamına gelmiyor. Daha önce de söylediğim gibi Halit'le beni ayıramayacaksın. Ben bir şey yapmayacağım. Halit seni bırakıyor. Uyan artık Yıldız'cığım. Rüya bitti. Sana bir akıl vereyim mi? Dur. Bana akıl verirken kalanı sana yetmeyecekse sakın benim için risk alma. Sakın beni hafife alma. Aldığın zaman ne olduğunu gördün. İkincisinden sağ çıkamazsın. Bakma mutfağın böyle göründüğüne. Her şey gibi o da değişecek. Burası. Aa. Alihan bunlar ne? Burası bizim. İleride yaşayacağımız ev. Bizim için aldım. Ne? Nasıl yani? Beğenmedin mi? Yok, çok beğendim. Çok güzel de. Yani burası çok büyük. Biz ikimiz burada nasıl yaşayacağız? Onu da düşündüm. Merak etme. Koyacaksın. Ah, oğlum sen ne güzel. Gel, ne koyalım senin adını? Hı? Ne koyalım senin adını? Kaju olsun mu adın? Hı? Olsun. Anlamıyorum gerçek. Ne yaptın, ne yaptın? Ne mi yaptın? Sadece kendin olman yetti. Bu arada bu ikisi bizim çiftlikte kalacaklar. Artık bizimle yaşayacak Kaju. Kajucuğum, ah oh, çok güzel. Ya bu ne yaramaz.
Öyle olmaz, böyle olur Yıldız'cığım. Gerçek olamaz. Yorgun olduğunu bildiğim için hiç ses etmedim. Nasıl? Dinlenebildin mi? Bana bir ağrı kesici verir misin? Tabii. Biri mi bekliyorsun? Yok. Kim o? Ne bileyim. Aldatıyorsun Halit. Beni onunla mı aldatıyorsun? Sakin ol. Halit, senden yarın boşanacağım. Bütün herkese anlatacağım bana yaptıklarını. İtibarım itibarım diyorsun ya. Televizyonlara çıkıp anlatacağım. Sakin ol. Bağırıp durma. Madem eski karınla yatacaktın, niye benimle evlendin? Yıldız. 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 Aa. Aşağıdan telefonumu getir hemen. Tansiyonu düşmüştür belki. Aşağıdan telefonumu getir. Tamam. Yıldız. Çabuk. Yıldız. Yıldız. Nasıl hissediyorsun? Git buradan. Sağlığım senin yüzünden bozuldu Halit. Nasıl hissettiğime gelince de iğrenç ve değersiz hissediyorum. Git buradan.
Yusuf kusura bakma, seni müsaade rahatsız ettim ama güvenebileceğin kimse yoktu. Hiç önemli değil Halit Bey. Olur mu öyle şey? Tabii ki geleceğim. Bu arada tetkik sonuçlarımız çıktı. Nesi var? Bir şey yok, önemli bir şey yok. Tebrik ederim Halit Bey. Baba oluyorsunuz. İşiniz amin.